Fotoğrafçılık. Sanat mı? Sahtekarlık mı? Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, fotoğrafçılık bildiğiniz gibi görsel sanat dallarından bir tanesi. Ee, olarak kabul ediliyor ve eskiden gerçekten Ciddi bir sanattı çünkü film dönemlerini hatırlıyorum. Ee, öncelikle op optik vizörlerden görürdük yani bugünkü elektronik vizörlerden görmezdik yani pozlamamızın doğru olup olmadığını. Filmden sonra yani fotoğraflar önümüze çıktığı zaman ortaya çıkardı. Dolayısıyla pek hata yapma lüksümüz yoktu. Ee, fotoğrafçılık öyle çok ucuz da bir şey değildi. Yani bir film rulosu vardı 36 tane ya da 24 tane artık hangisini alıyorsanız. Elinizden geldiğince en doğru pozlamayı hata yapa yapa öğrenirdiniz ve bir yandan sonra da alışırdınız yani günün ışığı şu enstantaneyi gerektiriyor işte alan derinliğim şu diyaframı gerektiriyor öyle ISO gibi bir şeyiniz yoktu yani bir avantajınız yoktu ISO ile oynayamazdınız çünkü ISO o zamanlar o film üzerinde ASA olarak geçerdi işte 100 ASA'lık film alırdınız ya da 300 ASA'lık ya da 200 ASA'lık ya da 800 ASA'lık film alırdınız neyse. En fazla ne yapılırdı, siyah beyaz fotoğraflarda ya da daha sonra renklendirilen fotoğraflar üzerinde film üzerinde rötuş yapılırdı yani negatif üzerinde rötuş yapılırdı. Daha sonra dijital dünyaya geçildi. Photoshop çıktı bildiğim kadarıyla önce ve Photoshop'la beraber ufak ufak işte daha enteresan rötuşlar. Ama Photoshop öyle herkesin algılayabileceği ya da herkesin kullanabileceği bir program değildi. Dolayısıyla hala e, profesyonel dünyanın e, bir nasıl söyleyeyim e, kısıtlı dünyası içerisindeydi. Sonra yavaş yavaş tabi kameralar da gelişti bu arada öyle eskiden otofokus falan yoktu, e, manuel fokus yapardınız. Ondan sonra e, ilk otomatik pozlama AE1'di kanun yanlış hatırlamıyorsam ki uzun seneler o kamerayı çok keyifle kullandım. Daha sonra bu programlar çıktı. Şimdi programlar da gelişti, kameralar da gelişti, megapikseller de yükseldi. İşte çeşitli şeyler çıktı, sensör biçimleri çıktı. İşte MFT dediğimiz micro four third sensörden tutun da işte crop sensör, full frame, ne bileyim ben orta format vesaire. Dolayısıyla. Ve bir de kroplama da imkanınız yoktu yani. O kadrajınızı çok doğru yerli yerine oturtmalıydınız. Şimdi istediğinizi çekiyorsunuz. Yanlış çekseniz de daha sonra nasıl olsa programlar sayesinde düzeltiyorsunuz. Hadi ona ben daha henüz o ilk başlarda ilk aşamada yine de sahtekarlık demeyeceğim. Çünkü şimdi şurada ben bir kayıt başlatayım sevgili dostlar. Ve ekran kaydında neler yaptığımızı bir hep beraber görelim isterseniz ekran kaydı diyelim. Şimdi ilk başlarda tabii şeyler çıktı. Fırçalar çıktı. Fırçalarla yapardınız bu işte maskelemeyi. Hatta o daha da eski dönemde maskeleme şimdi ciddi bir işti Photoshop'ta. Onu ince 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 büyütürdünüz. Onu birleştirmeye çalışırdınız falan filan. Saçların arasına girip çıkmak zorunda kalırdınız. Öyle kolay iş değildi. Sonra dediğim gibi bu maske şeyler çıktı, fırça maskeler çıktı. Daha enteresan programlar çıktı. İşte Lightroom Classic çıktı. Son senelerde Capture One çıktı ve Capture One'da da şu anda mesela isterseniz hemen bir göstereyim ben size. Buradan işte ağacı mı maskelemek istiyorsunuz? Ağacı maskelersiniz. Biraz dikkat ederseniz tabii ki çok daha güzel bir maskeleme çıkartabilirsiniz. Ya da yavaş yavaş gradyal pardon radyal filtreler çıktı. Mesela burada gökyüzünü, gökyüzünü seçmek istiyorsunuz ve gökyüzüne dokunuşlar yapacaksınız. Daha sonra da işte Luma Range diye bir şey çıktı. O Luma Range ile biraz daha yapabiliyordunuz. Burada işte görüntüyü istediğiniz gibi sadece bir bölümle dokunabiliyordunuz. Şimdi yavaş yavaş işin içine esas bozulma noktası şeyle başladı. Bu yapay zeka ile beraber başladı. Hani yine bozulma demeyeceğim. Diyeceğim ki bu insanın eline işini kolaylaştıran ve hızlaştıran ve hızlandıran bir şeydi. Şimdi burada mesela bir AI maske var. Gördüğünüz gibi doğrudan doğruya ağacı. E bu ağacı seçersem olabildiğince düzgün bu ağacı seçiyor. Ya da bu ağacı seçiyor. Dolayısıyla ya da yeri seçiyor doğrudan doğruya. Enteresan, enteresan yeni şeyler türemeye başladı. Ben bu programı kapatacağım sevgili dostlar. Ve size Başka bir programa geçeceğim. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz fotoğraf bana göre artık sahte bir fotoğrafı görüyor. Neden biliyor musunuz? Gelin nasıl yaptığımı göstereyim size. Bu fotoğrafı önce böyle başladık. Ufak tefek düzeltmeler haricinde ki düzeltme öncesinde bu fotoğraf böyleydi. Ufak tefek düzeltmeler yaptık. Normal hale getirdik. Ne de olsa bunlar çünkü raw fotoğraf. Siz pişiriyorsunuz. E güzel bir sonbahar günü olduğu için, renkleri de bol olduğu için ben burada renk doygunluğunu birazcık daha kuvvetlendirdim. Birazcık daha renk ısısını artırdım vesaire. Ama esas nerede başlıyor biliyor musunuz? Sahtekarlık. Bu programda arkaya istediğiniz gökyüzünü yerleştirme imkanına sahipsiniz. Ve buradan bir seçtiğiniz an itibaren, ben bunu seçtim mesela bunda. Bunu okeyliyorsunuz. Burada da kalmıyor. Buradan istediğiniz gibi... Ee, yön, verebiliyorsunuz. Mesela şöyle daha güzel bir yöne sahip. Burada tutalım bunu. Ondan sonra e, ortalığı yeniden o renk ısısına göre yeniden renklendirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şurada. E, Satürasyonu da tekrar oynayabiliyorsunuz. Neyse, bunu da burada da vazgeçtim. Bu, bu kadarla kalalım şimdilik sevgili dostlar. Ama Artık Photoshop'un yeni bir uygulaması var ki işi iyice sahtekarlığa çıkardı. Hadi bunu da sahtekarlık demiyorum ben. Buna da sanat adı veriyorum ama biz bunu şimdi şeye atalım. E, Photoshop'a atalım sevgili dostlar. Ve bu Photoshop'un yeni generatif fil ya da generatif fil dediği internet üzerinden işte belli bir e, internet ağ üzerinden ee, istediği fotoğrafı yerleştirme imkanına sahip. Mesela bu fotoğrafta ben neyi düzeltmek istedim biliyor musunuz sevgili dostlar? Önce şeyi düzeltmek istedim. Şu yeri görüyorsunuz değil mi? Yer bana çok kuru kaldı. Dolayısıyla şuradan itibaren çok da öyle uğraşmanıza falan gerek yok. Şöyle çiziyorsunuz. Şu ağacın etrafında şöyle çiziyorsunuz. Ondan sonra şurada da bitiriyorsunuz onu. Sonra bura üretken dolgu diyor Türkçesi. Üretken dolgu da tamam kabul ediyoruz. Üretken dolguya da İngilizce yazarsanız daha çabuk yani daha geniş bir alanı tarayabildiği için ben buraya çim istediğim için grass yazıyorum. Tabi internetinizin hızına bağlı olarak da hemen araştırmaya başlıyor. Sahnenizi inceliyor. O sahnenize göre en uygun çimlenli biçimine bakıyor. Ve en sonunda da size 3 tane seçenek veriyor. Ha siz o üç seçenekten memnun değilseniz onu daha da artırabiliyorsunuz ilginç olan kısım. Şimdi tabii biraz bekleyelim. Şimdi oluşturulmuş gözüküyor. Evet sevgili dostlar. Birinci size verdiği seçenek şu anda bu. Bakıyorsunuz beğenmedim diyorsanız ikinci seçeneğe bakıyorsunuz. Daha doğal bir görüntü veriyor sizlere. Bir de üçüncü seçeneğe bakıyorsunuz. Bunu sevmedim. Mesela ben burada ikinciyi seçeceğim. Sonra bunu okeyleyeceğim. Sonra buraya bakıyorum diyorum ki ya burada bir göl olsaydı ne güzel olurdu değil mi diyorum. Şuradan itibaren başlayalım ki. Yok onu değil şunu seçeceğiz sevgili şöyle. şunla beraber şuradan başlayacağız. Şöyle geniş bir su haznemiz olsun istedik. Şimdi buraya da lake yazacağım. hadi çime kadar tamam diyeceğim. Hani eksik bir bölümünüzü tamamlamak istediniz. Ama artık şimdi burada yani buraya da bir göl yerleştirirsem artık bu bilmiyorum sahtekarlığa giriyor gibi geliyor bana sevgili dostlar. Siz ne dersiniz? Neyse bekleyelim ve görelim. Ya yanlış anlamayın. Maskeleme kolaylıklarda artık yani tabii ki hayatımıza yapay zeka daha çok girdi bugün kullandığımız telefonlar, bilgisayarlarımız yani hayat artık bize ait değil ama yapay zekanın maskeleme de bize yardımcı olmasını bile kabulleniyorum. Ama şu generatif fil artık e, buyurun sonuca bakın ya sevgili dostlar. Yani ben buna ne diyeyim ben şimdi size? Bunun gerçekten ayırmanın ne kadar zor olduğunu farkında mısınız? Ben şu anda çok geçiriyorum. Bakayım başka seçeneklerime. Hmm. Burada tabii gökyüzünün detayları o kadar vurmuyor. Bu da fena değilmiş. Sizce hangisi daha doğal? Bir bakalım bir ya bir ya 3 bana sorarsanız. Ben yine de renk bakımından bakayım. Arkadaşlar ben ben biri çok beğendim bir de bırakacağım. Bunu da dışarıya fotoğraf olarak atacağız sevgili dostlar. E yani ben şimdi ne diyeyim? Bilemedim. Ha bu yine giy çünkü artık öyle yapay zeka öyle siteler var ki sadece nasıl bir sahneyi ortaya çıkartmanızı istediğini yazıyorsunuz ve o sahneyi çıkartıyor size. Artık iş tamamen yalana dönmüş vaziyette. Ve bu beni bir anlamda çok üzüyor çünkü Fotoğrafçılık hakikaten sanattır. Ama bu tür şeyler artık sahtekarlığa dönüştürmeye başladı. Lütfen sahtekarlıklardan uzak durmaya çalışalım. Sanat özveri ister. Ne bileyim ben fotoğrafçılıkta erken kalkmak ister. Hayal kırıklığı yaşamak ister. Güzel bir hava beklerken, daha doğrusu arzu ettiğiniz hava beklerken o başınıza gelmeyebilir. Bir daha bir daha denemek zorunda kalırsınız. Defalarca yanlış yaparsınız. O yanlışlarınızdan öğrenirsiniz. Ve en sona çok güzel bir sahne kalarsınız ve dersiniz ki tamam ya bu kadar emeğime değdi. Çünkü dediğim gibi bu görsel bir sanattır. Ama şu andaki fotoğraf ne kadar görsel sanat? Yorumu ben sizlere bırakıyorum sevgili dostlar. Günümüz artık böyle bir gerçeği yaşıyor ve bu da artık oldukça üzücü. Sevgili dostlar umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilsiniz lütfen abone olun. Lütfen yorum yapın. Gelen yorumlar doğrultusunda elimden geldiği kadar sizlere ben içerikler hazırlamaya çalışıyorum ve her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Bu kanalı yönlendiren de sizlersiniz. Doğrudan doğruya ben değilim artık. Ama bu bölümü ben hani birçoğunuz bilmiyordur diye göstermek istedim. Artık aldanmamaya çalışın ama bunu aldanmamak da çok zor birader. Yani şu ağacın yansımalarına varıncaya kadar su üstündeki yerine vermiş. Yani neyse. Sevgili dostlar. Sağlıklı kalın. Keyifli kalın. Huzurlu kalın. Barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.